tabiatın kalbi Bolu'muzun, doğanın cenneti küçük Şirin ilçesi Seben'de doğdum. Şu an 50 yaşındayım. 30 yıllık bir hemşirelik meslek hayatım var. Aynı zamanda çocuk eğitimini ve aile içi etkili iletişimi çok önemseyerek yaklaşık 17 tane çocuk eğitimi kitabı okuduktan sonra hem çocuklarıma yönelik davranışlarımı değiştirmek için çok çaba sarf ettim. Bunları öğrenmeye çalıştım. Ve daha sonrasında da topluma nasıl faydalı olabilirim diye aile danışmanlığı okudum. Ve Bolu'da okullarda özellikle ve kurslarda aile içi etkili iletişim, okul başarısını artırmada velinin rolü konulu seminerler verdim uzun yıllar. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı der ki sağlıklı yaşam için spor yapalım, sağlıklı beslenelim. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak duralım der. Halk eğitimcisi olarak çalıştım ama bunları söylemenin sadece yeterli olmadığının farkına vardım. Ve bu kapsamda Bolu Sağlık Spor Kulüp Başkanlığı yapıyorum halen. Bir 12 tane yetişkin erkeklerden oluşan futbol takımımız var. Nisan ayında turnuva düzenleriz. 120 erkeğin başında tek kadın olarak akşamları bir ay boyunca futbol turnuvası yönetirim. 2 tane kadın futbol takımımız var. Aynı zamanda 9 erkek voleybol takımımız var. 7 tane kadın voleybol takımımız var. Ve ben de her yıl şampiyon olan bir takımın takım kaptanıyım. Şampiyonluk tesadüf değil. Haftada 2 akşam gece 22'den sonra voleybol antrenmanına gidiyorum yıl boyunca. Aynı zamanda baktım hanımlar oturuyorlar. Nasıl kaldırabilirim? 150 kadınla zumba, halk oyunları, kort tenisi, masa tenisi turnuvaları düzenliyorum. Aynı zamanda Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün masa tenisi hakemlerindenim. Ne sen ne ben, önce Seben dedik ve 3000 üyesi bulunan bir Seben Derneği kurduk. Bu derneğimizi de tabii ki ilçemize destek vermek adına kurmuştuk. Ve bu derneğin Kadın Kolları Başkanlığı'nı yürütüyorum. Aynı zamanda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde yönetim kurulunda çalışıyorum. Çok önemsediğim bir faaliyetimizdir. Çünkü bu derneğimizle de Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan çok başarılı, maddi durumu en yetersiz genç kızlara burs veriyoruz. Biraz etkinlikler düzenliyoruz, biraz kendi cebimizden düzenliyoruz. Ve tabii ki gezip görmek gerçekten bizim kültürümüzü ve ufkumuzun çok genişlettiğinin farkına vardım. Uzun zamandan beri de tur organizasyonları düzenliyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bir 4 tane Karadeniz turu yaptık, 4 tane GAP turu yaptık, 3 tane Kapadokya, 1 İtalya, 2 Balkan, 1 Orta Avrupa, 20 kadar İstanbul turu, Doğu Ekspresi, Umre turu, Seben Gölü'nde kano etkinlikleri, Arkut Kayak Merkezi'nde kayak etkinlikleri, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Edirne turları şeklinde biraz gezdik. Tabii ki mesela Burdur'un Kuğucak Köyü'nü görmeseydik eğer ki, biz şimdi burada biraz sonra anlatacağım Bolu Gelincik Hanımeli Kadın Kooperatifimizde bir lavanta bahçesi yapmak aklımıza gelmeyebilirdi. Ya da gelse bile bunu nasıl değerlendireceğimizi bilemeyebilirdik. Onun için gerçekten gezip görmek bizim ufkumuzun çok genişlettiğini düşünüyorum. Tabii ki kendi işini yapmak kadar güzel bir şeyin olmadığını çok farkındayım. Aslında sağlıkçı olarak çalışırken de programlarımı kendim amirlerime sunarak, resmi onaylarımızı alarak sunuyordum. Burada zaten çok mutlu bir çalışma hayatı geçirmiştim. Dolayısıyla uzun yıllar devlet memurluğunda öğrendiğimiz işte bilgi, tecrübe, deneyim, proje yürütme, iletişim derslerinin benimle birlikte emekli olup evde yatmasını istemedim aslında. Onun için de köyümüzde köy halkımıza, komşularımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza destek vermek adına bu kadın kooperatifimizi kurduk. Ve tabii ki kendi işimiz, hatta onlara da şöyle diyorum, kendi iş yerimiz. Gerekirse kapısını kilitleriz, çıkar gezer geliriz ve hiç kimseye de bir hesap vermeyiz. Bu kadar özgür bir şey, kendi iş yeri. Köy muhtarımız bize özellikle hani Cumhurbaşkanımız da devlet kurumları da bu kadın kooperatiflerini çok destekliyorlar. Siz bize destek olur musunuz? Köyümüzde bir kadın kooperatifi kuralım dedi.
Bu teklifini geri çevirmek asla olmazdı. Çünkü ben de uzun yıllar kadın sağlığı, aile içi etkili iletişimle ilgili, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili çok çalışmalar yürütmüştüm. Dolayısıyla hemen kabul ettim. Ve bu çalışmalarımıza başlamış olduk böylece. Öncelikle bu köyümüzdeki komşu kadınlardan destek aldık. Onlar olmasa bu kadın kooperatifimiz asla olamazdı. Köy muhtarımız bize son derece destek oldu. Bir proje yürüttük. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na projemizi sunmuştuk. Tabii ki buradaki yetkililerin hepsi bize destek verdiler. Aynı zamanda resmi kurumlarımız, mesela valiliğimizden başlayan aynı zamanda bütün resmi kurumlarımız bize son derece destek oldu. Ajanslarımız destek oldu ve projeyi yürütmeye başladık. Tabii ki paraya ihtiyacımız oldu. Kamu bankalarından son derece destek aldık. Zaten projemizin gelen bütçesi kamu bankasındaydı. Dolayısıyla böyle bir tanışıklıkla desteklerini bize son derece sağlamaya çalıştılar. Şimdi aldığımız bu destekleri de bitirmek üzereyiz. İnşallah artık yeni projeler için destek alacağız. Biz aslında köyümüzde hiçbir şeyimiz yokken köy muhtarlığının büyük tencerelerinde reçel kaynatarak çalışmalarımıza başladık. Erişteler, tarhanalar derken Kadının Emeği Birliğin Temeli projesiyle köyümüzde 20 yıldan beri atıl durumda bulunan bu içinde bulunduğumuz ilköğretim okulunu tadilatını yaptırdık. İç mekanını dizayn ettik, yan tarafa bir üretim atölyesi yaptık. Üretim olmadan bence hiçbir şey ileriye gidemez. Hemen önüne bir taş fırın koyduk. Şimdi cumartesi günleri kahvaltılarda taş fırınımızı yapıyoruz. Kahvaltının gözlemelerini, katmerlilerini sıcak sıcak çeşitli içlerle hazırlıyoruz misafirlerimize. Aynı zamanda okul etkinlikleri yapıyoruz. Kreşten üniversiteye kadar tüm okullar bize otobüsleriyle randevu alarak geliyorlar. Hamurlarımızı yoğuruyoruz. Çocuklarımızla elimizde yaslaçlar, oklaçlar hep birlikte kendi pizzamızı, kendi katmerlimizi birlikte yapıyoruz. Sonra da alıp onları 70 yıllık çam ağaçlarının altında yiyoruz. Aynı zamanda proje kapsamında 6 tane seramız, bir tane de lavanta bahçemiz var. Tabii ki ilimizin genel özelliklerine dayanarak seralarımızı değerlendiriyoruz. Ortaklarımın bahçelerinde, her birinin bahçesinde seralarımız. Yazın özellikle işte domates, salatalık, patlıcan, biber dikiyoruz. Kış aylarında da marul, ondan sonra soğan, tere, roka gibi ürünleri dikiyoruz ve satışa sunuyoruz. Kadın kooperatifleri işte hadi kooperatifler çabuk kurulur, işte bitiremezsiniz, bu işler zordur, işte arkandan gelen olmaz gibi birçok şeyler söylendi. Ama benim arkadaşlarım, işte komşularım, uzun yıllar birlikte yaşadığımız arkadaşlarımız bize son derece destekler. Hiçbir şey öyle birden göründüğü gibi olmadı tabii ki. Önce bir tane erişteyi mahallenin bir tanesindeki bir arkadaşa, bir tane reçeli başka bir mahalledeki arkadaşımıza götürerek bu işlere başladık. Ve şu anda hem web sitemizden hem de diğer online satış mağazalarından yine ürünlerimizin satışlarını yapıyoruz. Aslında çok zorluklarla karşılaştık mı? Bize aslında eşlerimiz de çok destek. Hani kırılan dökülen yerlerimizi işte Ayşe Hanım senin eşin gelip yapabilir mi? Odunlarımızı Fatma Hanım senin eşin yapabilir mi? Tarlayı işte Ayşe'nin eşi yapabilir mi? Bu işlerimizin hepsini bu şekilde ailelerle aslında organize olarak çalışmaya başladık. Aynı zamanda bir de çocuklarımızı işin içine kattık. Mesela hem garson olarak onlar bize küçük küçük destek oluyorlar. Biz de akşam onlara ücretlerini de ödüyoruz. Bunun şöyle bir faydası var. Hem kendi harçlıklarını çıkartıyorlar küçük küçük. Aynı zamanda annelerinin de bir çalıştığını, çalışmadan eve para gelmediğini, annesinin vaktinin nerede geçtiğinin farkına varan çocuk evde annesine daha fazla destek olmakta.
Hani yatağını toplayarak güne başlamakta. Hani anneciğim sen de çok yoruluyorsun, biz de sana yardımcı olalım modunda. Ayrıca gerçekten onların çalışmalarıyla da biz de çok faydalanıyoruz. En başta hiç masa sandalyemiz yoktu. Okuldaki eski okul sıralarını, tamiratını yaptırdık. Ondan sonra bu çocuklarımızla birlikte boyadık. Yani birçok çalışmayı aslında biz çocuklarımızla birlikte yürütüyoruz. Gençlerimizle birlikte yürütüyoruz. Ben de köyümüzde özellikle herkes bize çok destek. Kamu kurumları çok fazla destek. Hani şunu yapmak istiyoruz deyip de bizim alamadığımız pek de bir şey olmadı. Eğitim almak istiyoruz dedik. Herkes bizim köyümüze geldi, eğitimimizi verdi. Bolu belki de biz küçük, birbirini tanıyan bir il olduğumuz için olabilir. Yani herkes gerçekten bu kadın emeğine, kadın oluşumuna destek verdi bize. Çok da zorluklarla karşılaştık diyemeyeceğim. Tabii ki maddi zorluklar oldu. Onları da yine kamu bankalarımız bize çok destek verdi. Peygamber Efendimiz iki gününü birbirine eşit saymazmış. Biz de en azından hani o kadar olamasa da iki yılı birbirine eşit saymamak için çok çaba sarf ediyoruz. Mesela şimdi bir yöresel yemekler kır lokantası işletiyoruz. Ama arka tarafında bir boş alanımız var. Buraya 3 tane bungalov ev projesi yaptık. Aynı zamanda çatımıza güneş enerji panelleri yaptık. Bu arada meyve sebze kurutma makinesi almak istedik. Bunların hepsi projede yazılı ve hibesini aldı. Ve bu meyve sebze kurutma makinesini de hanımların ürettiği meyveyi sebzeyi vakti zamanında değerinde satın alıp katma değerli olarak satışa sunalım. Ürün çeşitliliğimizi artıralım. Tabii ki çocuklarımıza davranışlarımızla örneğiz. Hem yöresel ürünlerimizi tanıtalım hem de sağlıklı atıştırmalıklar üretelim istiyoruz. Aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerin yağının çıkarılması makinesi alıyoruz. Bu makineyi de yukarıdaki iki dönüm lavanta bahçemiz için değil, İnşallah köyümüzü bütün köy halkı olarak mis kokulu bir köy haline getirmek istiyoruz. Nane bahçeleri, kekik bahçeleri, aronya bahçeleri, biberiye bahçeleri, başka lavanta bahçeleri şeklinde inşallah köyümüzü genişletmek, güzelleştirmek istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.